Merhabalar. Sizlere Londra ile ilgili gitmeden önce neler bilmeniz gerekiyor? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle trafik soldan akar. Bu belki bildiğiniz bir şey ama oraya gittiğinizde kafanızı çok karıştıracaktır. Hangi tarafa bakmanız gerektiğini bilemeyeceksiniz. İnsanın gerçekten kafası karışıyor. Ve mümkünse iki tarafa da bakın ya da yerdeki işaretler var. Yerdeki işaretlere hangi tarafa bakmanız gerektiğini önce sağa ya da sola bunu gösterecektir. Londra'ya gittiğiniz havalimanı önemli. Eğer Heathrow'a giderseniz ulaşımı çok kolay olacak. Metro ile direkt zaten merkeze gidiş var. Oradaki metrodan bir Oyster kart deniyor. Bu ulaşım için kullanılan kartlardan. Bir Oyster kart alıp bunu doldurduğunuzda ulaşımınızı sağlayabilirsiniz. Eğer gezmek için gidiyorsanız mutlaka haftalık ya da kaç gün kalacaksanız toplu bir şekilde Oyster'ı doldurun. Yoksa bir kere tek çekimler oldukça yüksek ve pahalı olacaktır. Oyster kartı basarken hem girişte basıyorsunuz hem çıkışta basıyorsunuz. Çünkü hangi zondan girdiğiniz ve hangi zondan çıktığınızı hesaplayıp ona göre bir ücret kesintisi yapıyor. Zon dediğim daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Londra metrosu bölgelere ayrılmış bir şekilde. Bu birinci, ikinci genelde en merkezi yerler. Birinci bölgede ve ikinci bölgede olur. Daha sonra 3 ve 4, 9'a kadar devam ediyor. Londra'nın çok merkezi olmayan yerleri. Eğer Luton ve Stansted havalimanlarına geliyorsanız Stansted'dan tren olur vardı diye hatırlıyorum ama eğer Luton'daysanız EasyBus olabilir. Bir otobüsle şehre merkeze geleceksiniz ve bunun da biletini önceden almanızı tavsiye ediyorum. Gatwick'te de aynı şekilde otobüs var ama tren de var merkeze gelen. Giderken pound'u Türkiye'de değiştirip öyle gitmenizi tavsiye ediyorum. Yani oraya Türk lirasıyla giderseniz muhtemelen oldukça fazla bir zarara uğramış olacaksınız. Londra'daki çoğu müze ücretsizdir. Bu fırsatı bence kaçırmayın. İnanılmaz güzel eserler var ve gideceğiniz, göreceğiniz her şey ücretsiz olacaktır. Ama Türkiye'den gidenler genelde Madame Tussauds'a gitmeyi de tercih ediyorlar. Bilmiyorum, benim pek tercihim değil ama gitmek isterseniz. Orası oldukça pahalıydı diye hatırlıyorum ama şu an ne kadar olduğunu da tam hatırlamıyorum. Gitmeye değer diyorsanız oraya da gidebilirsiniz. Sizlere tavsiye edebileceğim müzeler History Museum var, inanılmaz güzel. Bilim Müzesi, Science Museum var, Bilim Müzesi. Ve merkezde Trafalgar Square'deki galeriler var. Daha sonra Saatchi Galeri var, modern bir sanat galerisi. Tate Modern de var ama Saatchi Galerisi çok daha güzel. Modern sanat olarak benim daha çok hoşuma gidiyor. Tate Modern'in de kafesi çok güzel. En üstteki kafesine oturup oradan hem Thames Nehri'ni görebilirsiniz hem de karşıda St. Paul's Katedral'in manzarasını izleyebilirsiniz. Oldukça keyifli bir kahve yeri bence. Gittiğinizde mutlaka önceden bir bilet alabilirsiniz lastminute.com'dan. Ve mutlaka bir müzikal dinleyin, müzikal izleyin. İnanılmaz güzel. İngilizceniz çok iyi olmasa bile gitmenizi tavsiye ediyorum. İnanılmaz görsel bir şölen var. Ve kesinlikle eğleneceksiniz. Ve ücretleri de çok pahalı değil. Eğer lastminute.com'dan takip ederseniz 10 pound'a bile çok güzel bir yerden bulabilirsiniz. Arka bile olsa görüntüsü çok uzak değil. Ve gerçekten güzel izleyebildiğiniz bir sahne performansı oluyor. Shakespeare Globe Tiyatrosu benim favorilerimden bir tanesi. Her dönem oyun yakalayamayabilirsiniz ve bilet bitmiş olabilir ama orayı da takip ederseniz orada da ayakta da olsa genelde ayakta izleniyor. Ayakta bir oyun izlemenizi tavsiye ederim. Orası biraz daha dil ağırlıklı olacaktır. Ama yine de bir performans izlemek zaten ücretleri yüksek değildi. 5 pound'da bile bilet bulunabiliyor. Orada mutlaka bir performans izleyin. Shakespeare Globe Tiyatrosu, Shakespeare'in kendi tiyatrosu olduğu için de çok meşhur bir tiyatro. Restoranlara gittiğimizde benim alışkanlığım, ben boş bulduğum masaya otururdum genelde. Ama orada bu pek normal bir şey değil. Restorana gittiğinizde önce garsonun size yaklaşıp hangi masaya oturmanız gerektiğini o söyleyecektir. Herhangi bir boş bekleyen masaya geçemezsiniz çünkü sırada bekleyenler olacaktır ve o sırada bekleyenlere öncelik hakkı veriliyor. Aynı şekilde kafelerde de genelde sıra vardır. Mutlaka sıraya bakın ve sıraya geçin. Ben Türkiye'ye geldikten sonra bir kahve almak için sıraya geçmiştim. Daha sonra baktım dakikalarca alamıyorum. Kardeşim gelip hala almadın mı diye sormuştu. Ben de sıra bekliyorum demiştim. Oysa ki hiçbir şekilde kimse sıra beklemiyormuş. Herkes önüme zaten geçiyormuş. Ve ben hala bir sıra bekliyorum. Alışkanlık haline gelmiş bu herhalde. O yüzden sıra İngiltere'de oldukça önemli bir şey.
Restoranlarda yemeğinizi yedikten sonra bir servis charge bedeli olacaktır. %10 ya da 20 diye hatırlıyorum. Ve bu mutlaka fişe yansıtılmıştır. Üzerine bahşiş bırakmanıza gerek yok ama eğer yansıtılmadıysa bu fişte görünecek zaten. Yansıtılmadıysa bahşiş bırakabilirsiniz. Benim aklıma gelen Londra ile ilgili ipuçları bunlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sizin de eğer tecrübeleriniz olduysa bunları duymaktan keyif alırım. Onları yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.